Çıkar sinemadan bir şey. Sinemada nasıl var? İyiyiz siz. Aklımda siz varsınız hala. Biraz böyle koşturarak geldiniz. Ay yetiştim mi yetişemedim mi? Böyle bir telaşla içeriye girdim. Evet. Ondan dolayı acaba performansınızı etkileyecek mi diye korkuyorum. Bilemiyorum. Ama bazen de böyle kafasını takmadan güm diye başlarsa yarışmacı bir bakıyorsunuz hakikaten güm diye 9000'lerin 9800'lere kadar ulaşabiliyor. İddialı değilim, ben onlardan değilim. Ben iddialıyım. Bana uyun ne olursunuz. Tamam. Bakın Simge Hanım da gayet sakin yarıştı. Sona doğru süremiz azalınca bir telaşlanır gibi olduk. O yüzden iki tane harf aldık. 9600'ü yapıyorduk aslında. Evet. Hak ettiğimiz oydu. Hazır böyle yakalamışken geçiverin. Bir de başlamadan önce de söylemiştim. Özge Hanım'dır son noktayı koyacak. Evet. Bir dönün bakın Allah aşkına. Kaç puan yapar? Vallahi 9600. 9600 yapar mı? Daha yukarısı varsa. Var. Kaç? 800. 9800 mi? Evet. 9800 yapar. Üzerine soru yazıp 10.000'e de çıkmazsa ya. Limit o yani. Kendisinden bekliyoruz. O zaman o beklentideyseniz buradaki efendime söyleyeyim gidişatı da rotayı da ona göre belirleyin. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. 4 harfli tek kelime şöyle sorulmuş. Bir işte emir verme yetkisi. Amir. Çok güzel. Maşallah. Tamam efendim. Eski bir kelimedir ama halen kullanılır. Eskimiş değil yani. Şöyle sorulmuş. Az, azıcık, pek az. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir harfe sözcük. Değil. Hemen harfe tutunmayalım. Hmm. Şöyle düşünün mesela. Nokta nokta bir ücretle çalışıyordum o zamanlar. Cüzi. Çok güzel. Çok güzel. Dört tane harf alabiliriz. Hmm. O yüzden hemen harfe tutunmayalım. Anladım. Tamam. Haydi yeni soruya. Burada biraz laf kalabalığı var. Adı düğün neyi anlamındaki Farsça kökenli sözden Zuna. Türemiş. Zuna. Sizi tebrik ederim. Biliyor musunuz? Farsça düğün sur demekmiş. Neydi? Nay. Surnay. Zaman içerisinde zurnaya dönmüş diyor kaynaklar. Köken. Ama bir de malumunuz o sur var hani. Hmm. Son düdük. Evet aynen. Kafamı karıştırdı benim. Neyse sizin kafanızı karıştırmayayım. Siz gayet güzel durumdasınız. İşte 5 harfli cevapları da bitiriyorsunuz. Gayet kolay bir soru çıkıyor karşınıza. Diyor ki bir dilin belli kurallarla kağıda dökülmesi imla. İmlanın Türkçesi. Dil bilgisi. İmla kuralları nokta nokta kuralları. Yazım. Yazım kuralları. Gayet güzel. Bu da Fransızca seçilmiş bir kelime. Eki de öyle. Kendisi de öyle. Şöyle de sorduk. Olmak fiiliyle birlikte mecazen içini dökmek, rahatlamak. Ne olmak? Fransızca kökenliydi. Ne olmak? İçini dökmek kafanızı karıştırabilir. Rahatlamak. Bir şey olmak. Rahatlamak. Bir harf alayım. Üzerindeki mesela o negatifliği atmak. Deşarj. Deşarj oldu. Gayet iyi. 2300 oldu kasa. Şimdi dikkat. 6 harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Odaklanma, uyanıklık anlamlarına gelen bir kelime. Ünlem haliyle kullandığımızda... Dikkat. Bravo. 2900 oldu kasa. 7 harflidir, tek kelimedir efendim. Çok zor bir şey değil. Ekleri var bolca, bir tek o dert yaratır. Uzunluğu kadar veya süresince anlamlarında kullanılan bir sözcüktür. Süresinceye benzer ekler almıştır. Süresince, süre, zaman, dakika. Uzunluğu kadar. Miadın, miat. Bahçede uzunluğu kadar çalılar yetişmiş. Boyunca. Boyunca 700 puan değerinde.